Bandırma cezaevinde ölümcül bir hak ihlali daha. İşsiz sayısı 6,5 milyonu geçti. Yüksek hızlı trene yüksek zam. Günün haberleri başlıyor. Manisa'nın Akhisar ilçesi 5,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Çok şiddetli bir deprem oldu Akhisar'da. Deprem Manisa'nın yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli, İstanbul ve Bursa'da da hissedildi. Depremden 3 dakika sonra bu kez merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Ard arda meydana gelen depremler hissedildiği bölgelerde vatandaşlar arasında endişe ve paniğe neden oldu. Çok kötü oldu, korkunçtu gerçekten. Çok kötüydü, çok fazla salladı. Yani çok etkileyici bir depremdi. Şiddetli, o kadar korkulu bir depremdi ki elim ayağım felç indi zannettim. O kadar kötü oldum. Eşim gene kelime-i şehadet geçiriyor. Sen de diyor kelime-i şehadet. Söyle diyor anda, bırak diyor, gitme hiçbir yere. Ay o kadar kötü geçirdik ki. Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken Ankara'nın Akyurt ilçesinde de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer depremlerde can ya da mal kaybının yaşanmadığını açıkladı. Yolcu taşımacılığını özel sektöre devretmeye hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, yüksek hızlı tren 30 günlük abonman bilet ücretlerine fahiş düzeyde zam yaptı. Eskişehir-Ankara hattında çalışanların ve öğrencilerin tercih ettiği 30 günlük abonman bileti 480 liradan 1687 liraya çıktı. İnternet ve mobil satış kanallarına uygulanan %1,5 indirimde kaldırıldı. Business Wagon'dan bilet alacak tüm yolculardan indirimli ücretsiz seyahat kartlarına bakılmaksızın business sınıf tam ücreti alınması kararlaştırıldı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla zamlara tepki gösterdi. Çakırözer, memurun maaşına %5,5, tren biletine %170 zam. İnsaf, öğrencilerimiz Eskişehir-Ankara hattında 30 günlük abonman bilet almak isterse 509 lira değil 960 lira ödeyecek. Öğrenciye reva görülen zam %88 ifadelerini kullandı. Tedavisi geciktirilen ve kısa süre önce 4. evre karaciğer kanseri teşhisi konulmasının ardından Bandırma Devlet Hastanesi mahkum odasına kaldırılan KHK'lı mühendis Abdülazim Özdemir'in durumunun ağırlaştığı açıklandı. Mahkum odasında refakatçi olmadan tek başına bırakılan Özdemir'in avukatı dilekçemiz Yargıtay'da. Tetkik hakimin önünde tahliye kararı bir türlü çıkmıyor. Durum acil, bir saat beklenmemesi gerekiyor diye konuştu. ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu olan Abdülazim Özdemir, Kalkınma Bakanlığı'nda mühendis olarak görev yaparken Eylül 2016'da KHK ile ihraç edilmiş, ardından cemaat soruşturmaları kapsamında tutuklanıp Ankara-Sincan Cezaevi'ne gönderilmişti. 14 ay tutuklu kalan Özdemir, çıkarıldığı son mahkemede 6 yıl 3 ay ceza verilip tahliye edildi, ancak Mart 2019'da tekrar tutuklanıp Bandırma 1 Nolu T tipi cezaevine gönderildi. Ağır kanser hastası Abdülazim Özdemir'in 20 yıllık matematik öğretmeni eşi Emir Özdemir de 10 aydır keskin T tipi kapalı cezaevinde tutuklu. 5, 9 ve 15 yaşlarında 3 kız çocuğu sahibi olan Özdemir çiftinin çocuklarına 80 yaşlarındaki dede ve babaanneleri bakıyor. Emir Özdemir eşinin durumunu HDP milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu'na bir mektup yazarak anlatmış ve yardım istemişti. Abdülazim Özdemir'e yaşatılan zulme aynı cezaevinde babası Ahmet Turan Özcerit'i benzer ihmaller sonucu kaybeden Sinan Özcerit de dikkat çekti. Sosyal medya hesabından Bandırma cezaevinde ölümcül bir hak ihlali daha yaşanıyor diyen Özcerit, yeni bir Ahmet Turan Özcerit vakasının yaşanmaması için Abdülazim Özdemir'in tahliye olması şart ifadelerini kullandı. Bandırma cezaevinde bir kıyımda yaşanıyor. Olayın detaylarını incelediğim zaman bizim hikayemize çok benzediğini fark ettim. Aynı cezaevi, aynı ihmaller ve aynı hastalık. Kanser hastası bir tutuklunun kaçma şüphesi yoktur. Kanser hastası bir tutuklunun tahliye olmaması ölümüne yol açmak demektir. Yeni bir Ahmet Turan Özcerit vakasının yaşanmaması için Abdülazim Özdemir'in tahliye olması şart. AKP iktidarının gizleme çabalarına karşın gerçek işsiz sayısının 6.571.000 kişi, gerçek resmi işsizlik oranının ise %20.9 olduğu açıklandı. CHP milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanan raporda TÜİK'in hesap oyunlarını bir kenara itip iş arayan işsizlerle iş aramayan işsizleri birlikte değerlendirdiğimizde gizlenen gerçek işsiz sayısının 4.396.000 değil 6.571.000 kişi, gerçek resmi işsizlik oranının ise %13.4 değil %20.9 olduğu ortaya çıkıyor ifadeleri kullanıldı. Raporda TÜİK'in son bir yılda çalışma çağındaki kişi sayısı 915.000 kişi artarken sadece 82.000 kişinin iş gücüne katıldığını açıkladığı belirtilerek 833.000 kişi ise iş gücüne dahil olduğu halde iş aramadı. Bugüne kadar geçmiş yılların hiçbirinde görülmeyen böyle bir durumun birdenbire ortaya çıkması görülmüş bir şey değil ifadesine yer verildi. Çin'in etkisi altında kalan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde görüldüğü de açıklanan yeni koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı, vaka sayısı ise 400'ü geçti. Tayland'da da yetkililer 4 vakayı doğruladı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu hastalığın insandan insana bulaştığını ve bazı sağlık çalışanlarının da hastalandığını kaydetti. Yetkililer salgının başladığı yer olan Wuhan şehrinde halkı kalabalık yerlere girmemeleri konusunda uyardı. Yeni bir koronavirüsü çeşidinden kaynaklanan hastalık grip gibi semptomlara yol açıyor, ancak bazen ölüme götürecek kadar ağırlaşabiliyor.